Yaz tatili çocuklar için uzun ve yorucu bir eğitim ve öğretim sürecinin ardından ulaşılan bir armağan gibidir. Okulların tatile girmesiyle anne babaların tatille ilgili önceden hazırladıkları bir planları yoksa ilk günlerin karne heyecanı geçince çocukların yaşlarına uygun ve eğlenceli, gelişimlerini destekleyici bir tatil planı düşünmeleri gerekir. Çocukların yaşına uygun hazırlanan bir tatil planı gelişimlerini destekleyici fırsatlara dönüşebilir. Dengeli bir tatil planında ev içi ve ev dışı faaliyetler ayrı ayrı yer almalıdır. Tatiller aynı zamanda aile içi iletişimi kuvvetlendirici bir etken olabilir. Okul dersleri dışındaki hobiler çocukların zihinlerini diri tutmasını sağlar. Şimdi sizlerle çocuklarımıza verimli bir yaz tatili geçirmeniz için bazı önerilerimiz olacak. Bunun yanında aileler kendi düzenlerine göre bunları şekillendirmeli ve yaratıcılıklarını mutlaka kullanmalıdır. Ev dışı faaliyetler. Bölgenizdeki çocuklara yönelik etkinlikleri araştırın. Bulunduğunuz bölgede çocuklara yönelik etkinlikler bulunabilir. Çoğu zaman ücretsiz olan bu faaliyetleri araştırın ve eğlenceli, yararlı bulduklarınıza katılım için başvuruda bulunun. Birçok belediye, dernek, okul ve benzeri kurumların çocuklara yönelik düzenledikleri sanat ve yaratıcı faaliyetler çocuklarınızı hem eğlendirir hem de eğiterek birçok gelişim alanını destekler. Çocuğunuzla birlikte kitapçıya gidin. Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılması gereken önemli bir özelliktir. Çocuğunuzla birlikte kitapçıya gidin. Siz kendi kitabınızı seçerken onu kendi kitabı seçmesi için cesaretlendirin. Anne baba olarak çocuğumuza model olmamız gerekir. Ailenin kitap okumadığı bir evde çocuğun kitap okuma alışkanlığı edinmesi beklenemez. Bu amaçla kitap okuma saatleri konmalıdır. Arkadaşlarına doğum günü ve benzeri günlerde kitap hediye etmesi için desteklenmeli. Arkadaşlarıyla kitap alışverişi sağlanmalıdır. En yakın kütüphaneyi ziyaret ederek hikaye okuma etkinliği olup olmadığına bakabilirsiniz. Kitap fuarları ya da yazarların imza günleri önemli fırsatlardır. Yazarlarla tanışmak onlar için ilgi çekici ve özendirici olabilir. Müze ve galerileri gezin. Müzeler ve galeriler yaz boyunca farklı etkinlikler sunabilir. Müzeler ve galeriler eşsiz bir bilgi kaynağı, esin, eğlence ve veri kaynağıdır. Müzelerin eğitimsel işlevleri öyle gelişmiştir ki günümüzde pek çok müzenin kullanıcılara coşkuyla kucak açtığı bilgi, esin, eğlence yeri yeni fırsatlar sunduğu öngörülebilir. Çocuklarımıza bu alışkanlığı edindirmemiz onların çok yönlü gelişimini destekler. Oyuncak müzesi gidilmesi gereken yerler arasında ilk sırada olmalıdır. Akraba ve dost ziyaretleri. Çocuğun anne ve baba sevgisi kadar yakın akrabalarının da sevgisine ihtiyacı vardır. Büyük anne ve büyük babaları, amca, hala, teyze, dayı ve kuzenleriyle sıcak ilişkileri onların aileye aidiyet duygularını geliştirir. Anne babaların çocukluk yaşantıları ile ilgili anılarını dinlemek onlara heyecan ve mutluluk vererek sosyal duygusal anlamda gelişmelerine olumlu katkılar sağlar. Çocuklarınızı spor etkinliklerine yönlendirin. Düzenli olarak spor etkinliklerine katılan öğrenciler hem zamanı kullanmayı hem de takım çalışması becerilerine hakim olmaktadır. Yaz tatili akademik yıl içerisinde çeşitli nedenlerle ihmal edilen kapalı alanda yürütülen spor aktiviteleri için fırsat yaratabilir. Çeşitli kuruluşların sunduğu olanakları inceleyin. Özellikle yaz tatili boyunca planlarınız içinde spor vazgeçilmez bir yere sahip olmalıdır. Spor çocuğunuzun sağlığının yanında özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirir, zihinsel gelişim üzerinde olumlu katkılar sağlar. Yaz tatili çocuğunuzun spora başlaması için güzel bir fırsat da olabilir. Çocuğunuzun yaşı ve ilgi alanına göre seçeceği spor dalı gelişiminde çok yönlü katkılar sağlayacaktır. Çocuğunuzla doğa gezileri yapın. Büyük şehirlerde yaşayan çocuklarımız doğal yaşamdan uzak, yapay bir dünya içerisinde büyümektedir. Çeşitli tehlikelerden korunma isteğiyle onları evde dört duvar içerisinde birçok şeyden mahrum bırakarak yetiştirmeye çalışıyoruz ne yazık ki. Yaz tatili doğayı tanıtmak için önemli bir fırsattır. Çocuklarımızla ormanlık bölgelerde, deniz kıyılarında, dağlık bölgelerde, ova ve çayırlarda yapacağımız yürüyüşler onlara doğayla tanışma olanağı sağlayacaktır. Yürüyüş güzergahı üzerindeki böcekler ve diğer canlılar ilgilerini çekecek ve hakkında bilgi edinmek isteyeceklerdir. Yaşlarına uygun bitki ve hayvanları tanıtan kitaplardan satın alın. Onları tehlikeler hakkında bilgilendirin. Harita ve pusulanın özelliklerinden bahsederek yaşları uygunsa onları nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini sağlayın. Ev içi faaliyet. Çocuklarınızın oyun oynamasını destekleyin. Oyun tüm çocuklarda ortak evrensel bir dil gibidir. Çocuğun en kolay ve en doğal öğrenme yolu oyundur. Oyun ve oyuncaklarla çocuk hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenir, beş duyusunu, duygularını etkin şekilde kullanır, hayal gücünü çalıştırır. Oyun çocukların kendi becerilerini test etmeleri için uygun bir ortam sunar. Diğer insanlarla nasıl iletişim kuracaklarını öğretir, problemleri çözmeye ve içsel çatışmalarını çözümlemeye yardımcı olur. Ebeveynler çocuk
oyunculuklarına serbest yapılandırılmış, yaratıcılıklarını yansıtabilecekleri yeterli oyun zamanı sağlamalıdır. Çocuklarınızla beraber oyun oynayın. Oyun çocuklara olduğu gibi yetişkinlere de iyi gelmektedir. Stresi azaltan bir işlevi vardır. Anne babaların işten geldiğinde çocuğuyla oyun oynaması aralarındaki duygusal bağı kuvvetlendirir. Çocuğunuzla birlikte gülmek, gevşemek, eğlenmek sizin sağlığınıza da iyi gelecektir. Gerçekten oyunun içinde olun, zoraki oynuyormuş gibi bir tutum içinde olmaktan sakının. Çocuğunuzla çocuk olmaya çalışın. Onun duygularını paylaşın. Çocuklarınızla sevdiğiniz oyunları paylaşıp öyküleri dramatize edebilirsiniz. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman önemsendiğini, ilgilenildiğini hisseden çocuğun kendine olan güveni artar. Hep beraber oyun oynayan ailelerin birbirlerine karşı daha işbirlikçi, destekleyici olduğu ve birbirleriyle iletişimlerinin daha güçlü olduğu görülmektedir. Tercihiniz yaratıcı oyunlardan yana olmalıdır. Çocuklar da yaratıcılığı geliştiren oyun kitaplarından yararlanabilirsiniz. Böylece çocuğunuzu televizyon, tablet, telefon gibi bağımlılık yapabilecek araçlardan uzaklaştırmış olacaksınız. Şiddet ve saldırganlık içeren oyunlara kesinlikle yer vermeyin. Sizden habersiz TV'lerde ve diğer teknolojik araçlarda geçirdiği süreleri mutlaka takip edin. İçeriğini bilmediğiniz sitelere girmemesi için gerekli önlemleri alın. Bir filtre programı kullanmanız bu anlamda önleyici olabilir. Çocuklarınızla beraber kitap okuyun. Ailece kitap okuma tatili fırsata çevirmede etkili faaliyetlerin başında yer alır. Çocuğunuzun yaşına ve ilgilendiği konulara uygun olarak beraberce seçtiğiniz okuma kitabını sesli okuyabilir, sonra da beraberce yorumlayabilirsiniz. Bu tür bir faaliyet çocuğun kendini ifade etmesi yönünde yararlı olduğu gibi okuduğunu anlama, yorumlama, tartışma yapabilme gibi zihinsel becerilerini de geliştirecektir. Kitap okuma, dil gelişimini destekleyen etkinliklerin en önemlisidir. Karşılıklı etkileşim sırasında aynı anlama gelen yeni sözcükler kullanma, çocuğun konuşmasını genişleterek ona karşılık verme, konuşmasını daha ileri düzeye çekmede mutlaka etkili olacak. Çocuğunuzla mutfak faaliyetleri gerçekleştirin. Mutfak faaliyetlerinizi çocuğunuzla yemek pişirme etkinliğine dönüştürebilirsiniz. Bunun için devamlı gittiğiniz süpermarkete beraberce gidip yiyecek seçiminde size eşlik etmesini isteyebilir, pişirme sürecini zevkli ve eğlenceli bir etkinlik haline de getirebilirsiniz. Aynı besin maddelerinden ne gibi farklı yiyecekler yapılacağını düşünmesini isteyebilirsiniz. Beraberce pişirdiğiniz yemeği sofraya getirmeden farklı sunum şekillerini tartışabilirsiniz. Çocuğunuzun yemeği daha keyifli ve eğlenerek yediğini izlersiniz. Bu faaliyetler çocuğunuzun yaşı ve ilgi alanına göre mutlaka çeşitlendirilebilir. Evde sanat etkinlikleri yapın. Sanat etkinliklerinin temel amacı çocukların algısal, duygusal, estetik anlayış ve yaratıcılıkla ilgili becerilerini geliştirmektir. Bunun için masa başı boyama, kesme, yapıştırma, yoğurma, şekil oluşturma faaliyetlerinin yanında serbest resim çalışmaları önemli yer tutar. Çocuk resimleri. Çocukların evde gerçekleştirebilecekleri sanat faaliyetleri içinde resim çalışmaları önemli bir yer tutar. Küçük yaşlarda sözcüklerden daha güçlü bir anlatım aracı olan resim bize çocuğun iç dünyası ve büyümesi süreci hakkında önemli bilgiler verir. Belirli bir kas olgunluğuna eriştikten sonra her çocuk kağıt üzerinde bir takım çizgi ve figür denemeleri yapar. Çocuk resimlerinin önemi çocuğun düşünce şeklini yansıtmaktadır. Çocuk çizimlerinin çocukların duygusal durumları hakkında bilgi verici özelliğinin yanında çocuklarda çizim gelişiminin ifade edici dil ve iletişim becerileri gelişimine katkıları da önemlidir. Çocuklar çizdikleri resimlerde kendilerini anlatmalarının yanı sıra duygularını, düşüncelerini, öğrendiklerini, hüzünlerini ve sevinçlerini, korkularını da mutlaka anlatır. Örneğin çocuktan bir insan çizmesi istendiğinde en son yaşadığı duygusal durumu yansıtacak olan kişiyi çizecektir. Çocuklar için bir anlatım ve rahatlama aracı olan resim faaliyetleri aynı zamanda algısal ve zihinsel gelişimi de desteklemektedir. Çocuklarınızın resimlerini biriktirin, yıllar sonra ilk çalışmalarıyla karşılaşmak onlar için heyecan verici olacaktır. Zeka geliştirici oyunlar oynayın. Anne babalar çocuğun yaşına ve ilgisine göre evde ailece oynanacak oyunlar araştırabilir. Güncel ve çocukların eğlenebileceği farklı oyunlar bulmak için internette biraz araştırma yapmak veya oyuncakçıları dolaşmak yeterli olur. Bu oyunlar çocukların arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirebilmesi için de güzel bir alternatif olacaktır. Bilgisayar ve onun hızlı dünyasına alışıp çocuklar için bu aktiviteleri hatırlatmak ve sevdirmek çok önemlidir. Film izleyin. Çocuğun yaşına uygun güzel mesajlar veren oyunlar ve filmler araştırılıp arada bir sinema ve tiyatro günleri yapılabilir ve bu durum okul zamana da devam edebilir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, çocuklara da bunu teşvik etmek ileride duyarlı ve ahlaklı bir çocuk yetiştirmenin temelini atacaktır. Özellikle yardım kuruluşlarında çocuklar için yapılan organizasyonlara kendi çocuklarımızla dahil olmak, biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahibi akrabalarına
ekranlarına vermeye alıştırmak belki de çocuklar için yapacağımız en iyi ve unutulmaz işler olacaktır. Tatilde edinilen bu sorumluluğu kuşkusuz okul zamanı ve ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Son olarak yolculuk yapacaksanız yolculuğa çıkmadan önce bir plan yaparak götürülecekler listesi oluşturmak unuttuklarınız için onun üzülmesini engeller. Çocuğunuzun en önemli uğraşısı oyun olduğuna göre vazgeçemediği oyun ve oyuncakları mutlaka yanına almalısınız. Sevdiği öykü kitaplarının yanına birkaç ilave yapabilirsiniz. Araba ya da otobüsle seyahatlerde mola vermek ve mola yerlerinde dışarı çıkmak, hava sıcaklığı fazlaysa su tüketimini arttırmak önemlidir. Seyahatlerde sağlık sorunları yaşamamak için yiyeceklere ve içeceklere de dikkat etmek, güneşte fazla kalmamak, sabah erken saatleri ve akşam üzeri güneşin etkisinin azaldığı saatlerde güneşlenmek önlem almada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Işınların en etkili olduğu 10-15 saatleri arasında dışarı çıkmayı kısıtlayın, koruyucu kremler kullanmayı da ihmal etmeyin. İyi tatiller.